bugün yaylada Hurşit Ağa'yı yakaladık. Hurşit abimizi şöyle bir çekelim. Olsun, biz doğal halimiz bu bizim. Evet. Hurşit abim, şöyle ufaktan bir duygularını alalım. Sonra şeyleri çekeriz, koyunlarımızı. Abi hoş geldiniz, hoş sefa bulduk. Geldiniz. Hoş bulduk abim. Abi öyle buralarda bu koyun bitiyor işte, biz de ne yapalım, bu işle uğraşıyoruz işte. Yani şeyde aşağıda, bağda bahçede herhangi bir ne var, tütün ekin bir şey yok mu? Tütün ekmedik bu sene. Evet. Biraz ekinimiz var işte, yetecek kadar. İneklerimiz var, bağ bahçemiz yeterince, kendimize yetecek kadar var. Gerisi de bununla uğraşıyoruz abi. Yok, evi de yapmışsın, hayırlı olsun. Sağ ol. Ben daha önce geldiğimde yoktu, yanılmıyorsam o ev. Bundan 3 yıl önce yoktu. Evet. Doğru mu? Ben yanlış hatırlamıyorum şunu. Evet doğru, ha. Yoktu daha önce. Yaptık onları. Abi burası tam olarak neresi? Yani şu bulunduğumuz yer. Bulunduğumuz yer burası Sulucak Boğazı. Güney derler. Güney derler. Çünkü yarın neredeydi o koyun diye sorarsalar. Yani bunu da güzel sen anlattın. Evet. Anlatabilirsin abi, konuşabilirsin, sıkıntı yok. Sağ olun, Allah razı olsun. Geldiniz, görüştük. Yine biz, hoş geldiniz. Şimdi Hurşit abim benim ana tarafımda akrabamdır, yani yabancı değil. O yüzden hep kameralı akrabalarımı alıyorum önce. Akraba olmayanı ben ne yapayım? Evet. Allah razı olsun. Sağ olun Mustafa abi. Öyle değil abi. Ya bu iş böyle. Yani önce akraba. Evet. Önce can, sonra canan. Aynen. Şöyle gidebiliriz abi. Şöyle hep koyunlar da gidiyor bizimle birlikte. Şimdi eskiden ulaşım atla, eşekle, katırlaydı. Şimdi artık araçla. İstediğin gibi geliyorsun. Yaylası. Her yere devlet yol yapmış. Eskiden nerede buraya burada arabayla yol çıkıyordu. Gerçekten manzara, şekil, şema hepsi on numara. Çatak Deresi'ne doğru da şöyle bir daha tekrar çekelim. Kıran'a doğru çekelim. Bu da bizim koyunumuzun bekçisi. Abi biraz bu köpek şey gibi duruyor, böyle ne bileyim ben. Kangal o, kangal. Kangal tipi. Çok yorulmuş gibi bir hali var ama. Köpek yoruluyor ya, gece. Çağlıyor ya. Gece kurt mu kovalıyor? Buralarda geziyor, çok ya. Bu gece buralara doğru çoğuca çoktu. İsmi neydi? İsmi Karabaş. Karabaş. Oğlum. Gel Karabaş. Karabaş gel. Karabaş çok yorum. Evet belli, çok zavallı, hiç yerinden çabalatmayıp dinlensin. Evet. İnebiliriz abi, şöyle gezebiliriz. Konuşabiliriz, sohbet edebiliriz, sıkıntı yok. Evet. Yani, ya abi, ne yapıyorsunuz, nasılsınız şimdi Allah'a izin verirse? Çok şükür abi, biz de geldik dedik, çatağımıza girelim, oralar şimdi yeşildir. Evet. Ben şimdi bir müzisyenim yani sonuçta, ben müzik işleriyle uğraşıyorum hobi olarak. Bazen kınarlar çalıyorum, düğünler çalıyorum. Ben de çatağını da oraya kurdum, tesisatı, klip çekiyorum. Getirmedin mi şeyi, cihazı söylemeye buralar? Abi sen dinlemiyor ki. Ben kaç gündür, artık internet çatak diye inim inim ünlüyor. Sen diye o tesisatı oraya nasıl götürdün diye. Nasıl götüreceğim yok ki. Öyle değil mi? Öyle tabii abi. Ya biz de şimdi bu koyunlardan bir yere inemedik ki evin yanlarına, seninle görüşemedik. Evet abi ya, ben oradan her gün oradan müzik veriyorum Hüseyin'in evin arkasından. Değil mi? Kliplerimizi çekiyoruz. Evet. Şu ayakları da çek bari. Benim mi? Çekecek tabii. Şimdi evet. Yok onu çekmeyin. Ben şu an tellikle geziyorum, inanmaz. Dağda. Şimdi Hurşit Ağam onlara mesela de ki ya ben de klipte oynayacağım, ben de arkadaş görüneceğim de gel buyur yapalım. Tabii, hiç sıkıntı yok. Gelirim ya. Hiç sıkıntı yok abi bizde. Gelirim. Biz sonuçta bir meşhur adam değiliz ki. Sıradan köylülerimize hitap eden bir adamız. Olsun. Olsun gelirim. Gel Allah izin verirse bakarız. Gel abi gel. İstedim. Türkü söylemek istesin. Türkü söylettirin. Hiç sıkıntı yok. Olsun. Vay vallahi.
şey yapmışlar. Ağacı şey havalaştırmalar. Şeyini ilaçla onları. Kesinlikle uyuzun akine ilaçla. Abi kaç koyunumuz var? 225. 225. Kuzularla dahil mi yoksa? Dahil. He. 225 baş hayvanı, küçük baş hayvanımız var o zaman. Nasıl şeyler yani, bir karı var mı bu işin? Olacak Allah izin verirse. Var. Yet para diye. Güzel. Ha, yoksa yeni mi? Yeni başladın gibi mi geliyor? Ya biraz daha yeni başladık. Biraz vardı. Şimdi ben mal güttüm de bir 13 koyun da şeyimiz vardı. Koyunumuz. Dursun abi vardı. Çapçın Dursun'la ikimiz ona katardı. Biz koyunu, onun sürüsüydü. Evet. Onunla beraber çok gezdik. Evet. Bingo da koyun olmayan yoktu ki zaten, parça parça herkes de vardı. 10, 15, işte. 8, 10 öyle vardı ya. Doğru gidelim. Osman! Sen bir çay yap oğlum buraya. Bırak o telefonu. Gel onunla bir daha bir yere gitmez. Gel. Bak şimdi şu telefon deyince şimdi bakın. Bu tepeden bizim çobanlarımız, bak şu an telefonla konuşan çobanımızı görüyorsunuz. Yani artık ay! Öyle demeyin. Onun da bir emeği vardır. Bırak onunla girer. Gel sen. Gel. Kayara girmez. Gel sen. Ben koşarım. Gerçekten yayla havası var. Yani bir kış mevsimi gibi bir rüzgar esiyor, soğuk. Orada bir şey de vardı Hüseyin, önünde püsküvit vardı şey. Orada püsküvit vardı, o zaman atıştırmalı koydu ya. Bardak iki tane de, bir iki tane de alıvereyim. İki bardak. Demek ki hiç misafir beklemiyormuş. Ya bekliyordum da. Bekliyordum da kırıldı diyerek bardakları iki tane getirdim buraya. Ay gidi yiyor şu da. Gel sen buraya, sen de çekeyim biraz şey. Allah Allah. Merak etme, meşhur olmazsın. Merak etme, gel. Hiç önemli yok. O işte konuşsa da şey yapıyorum ben onu. Bak onu yanıma getiriyorum bak. İstediği gibi öyle dese de o. Hani ben diye gözükmek istemem diyor ya. İstediğin gibi o sıkıntı değil. Onu yanına getiriyorsun. O işi değil. Yaraptan diyor. Hadi çekilme. Utanıyor. Ya sıkıntı. Ya bu şey değil abi. Bu bizim kendimize çekiyoruz. Biz bunu şeye çekmiyoruz ya. Herhangi bir televizyona çekmiyoruz ya. Evet aynen doğru söylüyorum. Şu karşıki memleket Kokkale bağlı. Bengü'ye değil. Hmm. Şu karşıki sen Kokkale. Burası Bengü'ye ait. Kokkale derken abi, Kokkale Şambarya'nın üstündeki yer miydi? Osman abimin şeyi. Şimdi burası da koyunlarımızın evi. Yani eski adı Hayat. Yani bizim köyde buna Hayat derler. Yanında da çobanın evi, Kelik. Kurşun abi. Buyur abi. Şimdi burada çok rüzgar var. Bu rüzgarda çok şey çıkarıyor bu gürültüyü. Abi son olarak yani bir bu izleyiciler için herhangi bir şey, selam, sabah, sağda herkesten solda. Herkesten selam olsun bize. Selam ediyoruz herkese. Aleyküm selam. Akrabalarım vardı şimdi. Hepsine de, akrabalarımın hepsine de herkese selam ediyorum. Aleyküm selam diyoruz.
Çünkü bu rüzgar maalesef bu şeye çok kötü geliyor rüzgar. Puf diye böyle bir ses çıkarıyor. Hiç tat vermiyor yani izlerken. Evet, Hurşit abimizin bu ıskılı sadece o koyunlara hitap ediyor. Ne diyorsun abi şu ıskılık çalaraktan koyunlara mesela? Gitme gel demek istiyorum yani. Ha. Iskılık çaldığım zaman gitmezler, uzaşmazlar benden. O da güzelmiş. Koyunların dilinden anlıyorsun diyor yani. Şimdi koyunlarımızın evi, hayatı yani dediğimiz. Niye abi sırf bir şey yapmadınız? Boğma yapmadınız, toprak boğmadınız. Koyunların yeri burası. Çok akarsa şey, çok uyarsa akar zaten. İyi. Yemin mi bıraktın mı? Yemedim ki zaten, geçemedim. Burası da çobanın yeri. Yani çok şey aramayacağım. Bir yatak oldu mu yeterli. Oldu bu videomuzda Hurşit Akka'mızı çektik. Güzel oldu. Hadi Allah'a emanet olun diyorum. Evet, koyunlarımız yayılım yerini buldu, keşfetti. Geldiler buraya durdular. Çoban da yorulmuş, o da istirahata çekildi, koyun istirahata çekilince. Karşı görünen su Altınkaya Barajı. Bu tepeden biraz az gözüküyor. Manzarayı çekiyorum. Burası Samsun Bafra Bengü Gran dediğimiz tepemiz. Burası Sulucağın başı. Her taraf yemyeşil. Yayla havası soğuk. Boyunlarım zayılıyor. Karnını doyuranlar yatıyor, dinleniyor. Gerçekten harika. Her yer çam ormanı. Şimdi çobanın kara demliği
meşhurdur. Yok ya, şey yapma Hüseyin. Plastik varsa olabilir. Vardır kartonda vardı da indirdik salaşın geçenler. Arabayı temizledi ya, indirdik aşağı vallahi. Yani çobanın karı demliğinde bayağı, çay demlendi. Yoruklu bayağı bir yorgun, görüyor musun? Ya hayvanla gece yatma öyle değil mi? Çay içeceğimiz yeri biz şöyle bir size göstereyim. Bizim karabaşçıl yatıya. Kara demlikleri göster. Bizim şey köpek koyunlardan çok şey yapmış. Yorulmuş. Evet ya, geçen Dursun abi diyordu o şu karı demlikle bir de nasip olmadı diye. Geleceksiniz şeye, çatağa. Karadenlik'ten çay içeceğiz. Öyle